13. yüzyıldan itibaren ilk örneklerini gördüğümüz ve çoğunluğu bir sanat eseri kıymetindeki kuş evleri, Türk'te genellikle taş veya tuğladan yapılan kuş evleri, kuşların barınma, korunma, konaklama ve beslenmeleri için inşa edilen yapılardır. Yapının kuzey rüzgarı almayan cephelerine inşa edilen kuş evleri, dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı yüksek yerlerde konumlandırılmışlardır. Ayrıca yağmur ve kar gibi doğal etkenlerden zarar görmemeleri için yapıların saçak hatlarının tercih edildiği görülmektedir. İlk dönem kuş evleri cephelere oyuklar açılarak meydana getirilmiştir. Tabii barınacak kuşların cinsine göre. 16. yüzyıl sonrası başlayan ikinci dönem kuş evleri ise cephelere çıkıntı şeklinde eklenen daha detaylı minyatür yapılardır. Tek ya da çok katlı, çeşitli kemerli, kapı, pencere, şerefe gibi bölümlerden oluşan bu evler genellikle yer aldığı yapının küçük bir kopyasıdır. Kuş evlerinin en gösterişli örnekleri Üsküdar Yenivalide Camii, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası, Sultan 3. Mustafa Türbesi gibi önemli yapılar üzerindedir. Alman Mareşal Helmut Karl Bernhard von Moltke 1835-38 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde bulunmuş ve anılarında Türkler hayırseverliklerini hayvanlara karşı bile gösterirler. Üsküdar'da bir kedi hastanesi bulursun, Bayezid Camii'nin avlusunda da güvercinler için bir bakım yeri vardır der. Fransız seyyah ve ressam Antoine Loro Castella 1812'de yayınladığı eserinde Türkler yaşlılara ve çocuklara saygılıdırlar ve hayvanlara merhamet gösterirler. Leylekler ve kırlangıçlar kovulma korkusu yaşamadan evlerine yuva yapabilirler. Köpekler caddelerde özgürce dolaşır ve insanlar ellerinde etlerle bu kedi ve köpekleri beslemek için aralarında gezinir diye bahseder. Kültürün, inancın, estetiğin, şefkat ve merhametle yoğrulmasıyla ortaya çıkan yapılardan biridir kuş evleri.